Bakın burada aynı zamanda Elif'i de bize örnek olarak gösterdi. Yani Elif'i nasıl uzattığını dünkü dersimizden arta kalan bir efendim durum. İda. Evet. Kıyla. Bakın bu kıyla mustakil olarak da geçiyor ama bazen şöyle ida kıyla diye başka bir efendim edatla veya başka bir kelimeyle de birleşebiliyor. Burada da onun birleşik şeklini gösterdi bize. Burada bir tek vav ilave ediyor. Bakın bunu biraz daha genişletiyor. Bu da kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve İza kıyla ve İza kıyla. Bakınız bu güzel bir kaide uygulanıyor burada. Tabii inşallah Kur'an-ı Kerim'de seri olarak okuduğunuz zaman bütün bu varyantları, bütün bu çeşitleri görmüş olacaksınız. O bakımdan burada şimdi kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz zaman ben bunu okumuştum zaten diyeceksiniz ve seri halde, selis halde, akıcı bir şekilde okumaya devam edeceksiniz inşallah. Evet. Fi. Bakın burada da şu harekeyi görmeyin. Bu fa harfine aittir. Ya'ya birleşmiştir ama ya harfi burada nedir yine? Boştadır ve yalın haldedir. Dolayısıyla fe harfini aşağı doğru çekmektedir. Fi. İnce harf olduğu için de i sesiyle çekiyoruz. Dikkat ediniz. Fi. Emrina. Burada da nur harfinin nesini göstermiş bize? Nesini göstermiş? Elifle olan örneğini göstermiş. Evet. Bakın burada nun harfinin üstünü var. Elif burada boşta. Nun harfine birleşmiş. Dolayısıyla diyor ki ben boşta olduğuma göre bir işe yarayayım. Bari seni şöyle yukarı doğru uzatayım diyor. Na. Yani ne değil de na diye uzatıyor. Okuyalım bir daha. Fi emrina. Bu satırda tamamen bu uygulamaları göreceksiniz. Tekrar. Evet. Fi. Sandı. Rina. Evet. Bakın burada da yine hem ya'nın nasıl med yapıldığını, uzatıldığını gösteriyor. Sand derken burada da dal harfinin üzerinde ne var? Hatırlayalım. Cezm var değil mi? Cezim var. Efendim onu gösteriyor. Bir harfi bir harfe bir defa okutuyor. Sand diyor. Sonra rina derken bunun harfinin yine önündeki elifi de uzatma elifi olarak bize göstermiş oluyor. Bir daha okuyalım. Fi sadrina. Evet. Fi sudurina. Evet. Fi sudurina. Evet. Burada da yine dal harfinin ötresi var. Önünde bir boşta kalan ne var? Vav var. Onu göstermiş oluyor. Dikkat ediniz. Evet. Yine sonda da elifi göstermiş oluyor. Dolayısıyla şu örnekte vav, ya, elif üçlüsünün uzatma hadisesi tamamen gerçekleşmiş oluyor. Okuyalım tekrar. Fi sudurina. Güzel. Evet. Fi dinina. Evet. Fi dinina. Yine burada da bakınız dal harfinin nesi var? Esresi var değil mi? Ondan sonra ne var? Ya harfi var. Fakat o ya harfi met harfidir. Çünkü boştadır o. O zaman kaide şuydu değil mi? Ya sakin olacak. Yani harekesi olmayacak. Ondan önceki harfin harekesi nasıl olacak? Nasıl olacak? Esra olacak. O zaman ya fonksiyonunu icra ediyor ve uzatıyor. Evet. Fidinina. Evet. Fidinina. Evet. Bu vav ya elifin umumi bir kaidesidir. İsterseniz şöyle bu arada bir daha tekrar edelim. Çünkü bunların içerisinde de aynıları geçecek. Aynı şekilde tekrar etmeye efendim şeyine düşmeyelim bir daha. Dikkat ediniz. Tekrar edeyim. Vav sakin ma kabli, yani kendisinden önceki harf ötre olursa çekilir. Bir. Vav sakin. Elif sakin ma kabli, yani kendisinden önceki harf üstün olursa çekilir. Burada örneklerini gördük. Yine burada işte örneklerimizde çokça olduğu gibi ya sakin ma kabli kesre olursa, yani meksur olursa, esreli olursa ne yapar? Çekilir. Bunu böyle bilelim, unutmayalım. Niçin bunun üzerinde özellikle hassasiyetle duruyoruz arkadaşlar? Çünkü inşallah bu bölümler bittikten sonra efendim bir tecvid bölümü efendim çekmeye çalışacağız. Eğer zamanımız olursa inşallah birkaç bölüm. İşte orada tecvidin esası olan,
özellikle medlerin esası olan bu vav ya elifi tekrar orada görmüş olacağız. İşte orada gördüğümüz zaman onun üzerinde fazla durmayacağız. Çünkü zaten burada bunları izah etmiş olduk. Aynı zamanda şu söylediklerimiz nedir? Bir tecvid kaidesidir. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kaidesidir. Evet, ona dikkatinizi çekmek istedim. Onun için üzerinde hassasiyette duruyoruz. Evet. Şimdi bakın burada bir birleşik kelime var. Şimdi beraber okuyalım. Evet. Mü tek tek okuyalım. Salli. Salli. Ne. Ne. Bu okuduğumuz doğru mu? Yanlış oldu. Niye? Niye? Niye yanlış oldu? Şöyle bakalım. Y'yi çekmedik değil mi? Ha, dikkat ediniz. Öyleyse bakınız Y boşlu olduğuna göre bunu çekmemiz icap ediyordu. Şimdi okuyalım, dinleyin. Nusalline. Evet. Şimdi okuyalım. Nusalline. Güzel. Evet. Bu yağları mutlaka çekelim. Yani daha doğrusu vavu, elifi, yayı mutlaka çekelim. Çünkü daha önceki derslerimizde de ifade ettim bir nebze. Kelimenin aslıyla alakalıdır bunlar. Çok ince ve hassastır. Medlerin de aslıdır. Onun için bu tip medlere biz meddi tabii veyahut da meddi asli veyahut da meddi vacip diyoruz. Bakınız her üç kavramda önemli. Vacip de, asli de, tabii de. Bu üçü de önemli. Diğer medler için bunu kullanmıyoruz bakınız. Yani onlar tali derecede, ikinci derecededir. Ama meddi tabii asli bir meddir ve yapılışı da bu şekildedir. Onun için üzerinde hassasiyette duruyoruz. Okurken de buna dikkat edelim. Evet. Mesakine. Evet. Mesakine. Güzel. Yetimü. Yetimü. Güzel. Ebabilü. Ebabilü. Evet. Failine. Failine. Akifine. Tayyibine. Tayyibine. Burada bir incelik var arkadaşlar. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. Bir iki defa daha da tekrar etmek istiyorum bu kelimeyi. Niçin? Ya harfi, şu ya harfi harekeli olduğu zaman ve özellikle de esresi olduğu zaman, harekesinin esri olduğu zaman eğer bir de şeddesi varsa tay üzerinde değil mi? Şedde neydi? Bir harfi iki defa okuyorduk değil mi? Sıkarak okuyorduk. Sıkarken burada çekmeden geçme zorluğu vardır. Onun için derseniz bu biraz daha kolay olur. Ama çekmeden, uzatmadan geçmek zor olduğu için bir incelik var. Dikkat ediniz ben okuyayım siz bakınız şimdi. Bakın bu kadar tutuyoruz. Ya'nın da harekesini veriyoruz. Ba harfinin de esri harekesini verip ve uzatıyoruz. Hep beraber yapalım. Dikkat ediniz bunu. Tayyibine. Bu kolaylığı sağlamak için ne lazım? Çok kolay. İşte buradaki şeddeyi yerli yerinde okumak lazım. Eğer bunda bir eksiklik meydana gelirse, yani tam manasıyla ya harfinin şeddesini tutmazsanız, o zaman hem çekmek, uzatmak mecburiyetinde kalırsınız. Hatta ba harfinden de birazcık alırsınız. Onun için buna dikkat edelim. Bir daha okuyalım. Tayyibine. Evet bir daha. Tayyibine. Güzel. Müşrikine.